Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, hızlı hızlı ilerliyoruz. Köklü sayılar, sonra çarpanlara ayırma, ondan sonra da problemler. Problemlere hazır ol dedik. Problemlere hazır ol dedik. O problemleri yaptıktan sonra sürekli problem çözeceksin, tamam mı? Sürekli problem çözeceksin ve bu işi bitireceksin. TYT'nin şifresi problem, paragraf. Hadi Hemen köklü sayıların birinci testiyle başlıyoruz. Kolaydan zora bu testlerimizin içerisinde de yine yeni nesil sorularımız var. O soruları da yeni nesillere hazırlık olarak gör. Hadi başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır? Evet burada kare kök 64 var. Ne olarak çıktı? 8. 8 ile 1'i topladım. 9 yaptı. 9 kare kökten ne olarak çıktı? 3. 5 ile 3'ü topladım. 8. 8 2'nin küpü olduğu için küp kökten 2 olarak dışarı çıktı. 16 ile 14 ile 2'yi topladım 16. Karekök 16 da neye eşittir? 4'e 1 Ceyhan. Tamam mı? Böyle gidiyoruz. Hocam, ha köklü sayılar bu ara kesin sınavda gelecek biliyorsun, değil mi? Son yıllarda nasıl soruyorlar? Böyle uzunluk muzunluk falan olarak soruyorlar. Alayı var burada. Alayını öğreteceğim sana, merak etme. Hadi iki. İşleminin sonucu kaçtır? Karekökten bu ne diye çıktı arkadaşlar? 1/4 diye çıktı. 12 artı 1 bölü 4'ü yapıyorum. Paydasını eşitledim. 48 1 ile topladım. 49 bölü 4 yaptı. 49 bölü 4 kare kökün içerisinden ne diye çıkar arkadaşlar? 7 bölü 2 diye çıkar. Yani şurası 7 bölü 2 oldu. Ne var başında? Eksi 1 bölü 8 artı 7 bölü 2. Hemen bunun paydasını 8 yapabilmek için 4 ile çarptım. 28 bölü 8 yaptı. Topladım. 27 bölü 8 oldu. 27 bölü 8 nedir arkadaşlar? 3 bölü 2'nin küpüdür. Neyin içerisinde bakın dikkat ederseniz küp kökün içerisinde. O zaman bu dışarı nasıl çıktı? 3 bölü 2 diye çıktı. Ne oldu şimdi işlemim o zaman? Kare kök içerisinde 31 bölü 4 eksi 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi 2 ile çarpıp paydasını eşitleyelim. Eksi 6 bölü 4 yapsın burası. Da. O zaman karekök içerisinde 25 bölü 4 oldu. O da 5 bölü 2'ye eşit oldu. Sorumun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Kökten çıkarma mantıklarından sorularımızı yaptık. Şimdi geldik nereye? Üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuzda ne var? İşleminin sonucu kaçtır? İçeride payda eşitlemelerimizi yapalım. 9 ile 2'yi çarptım. 16. 16 ile şey 18 7 ile topladım 25. Yani burası 3 karekök 25 bölü 9 oldu. Bu kısım tamam. Eksi payda eşitledik 25. 24 ile topladık 49 bölü 25 yaptı burası. Kök içerisinde başında 5 çarpı var. Artı 4 çarpı paydasını eşitledim. 8 7'si gitti. 1 bölü 8 oldu. Neyin içerisinde küp kök. Şimdi bu kare kökten 5 bölü 3 diye çıktı. 3'leri götürdü. Burası 5 yaptı. Tamam mı? Burası 7 bölü 5 diye çıktı. 5'leri götürdü. Eksi 7 yaptı. Bak 1 bölü 2'nin kübüdür. 1 bölü 2 diye dışarı çıkar. 4 ile sadeleştirdiğim zaman 2 yapar. 7 yedi eksi 7'den 0. Cevap Adana. Tamam mı? Gökten nasıl çıkıyor? Ne oluyor? Hocam onlara bakıyoruz. Hadi şimdi ondalıklı sayı olarak da çıkabilir karşımıza işlemenin sonucu kaçtır? Şimdi burayı eksi 125 bölü 1000 gibi düşünüyorum. Tamam mı? Neyin içerisinde? Küp kök içerisinde. Eksi burayı 144 bölü 100 gibi düşünüyorum. Neyin içerisinde? Kare kök içerisinde. Artı burayı da 169 bölü 100 gibi düşünüyorum. Yine kare kök içerisinde. Şimdi alayı kökten çıkıyor zaten. Şimdi 125 5'in küpüdür. 10'un küpüdür. Yani burası 5 bölü 10 olarak küp kökten dışarı çıkar. Bir de eksisi var. Eksi 5 bölü 10. 144 12'nin karesidir. 12 diye dışarı çıkar. 100 10'un karesidir. 10 diye dışarı çıkar. Başında bunun da eksi var. 169 13'ün karesidir. 13 diye dışarı çıkar. Aşağıda da 10 var. Eksi 17 13. Eksi 4 bölü 10 yaptı. O da neye eşittir? Eksi 0,4'e eşit. Cevabım Bursa. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hızlı 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 gidiyoruz. Gümbür gümbür gümbür. Hadi. Kaçtayız? 5. Şimdi 45'in karesi artı 108'in karesi diye bir şey var. Burada şu an bir şey yapamıyorum. Bunları ortak paranteze yani toplamada çıkmıyor. Ortak parantezi alırsam bunları 9 ortaktır. 9'un karesi parantezini alırdım. 9'un karesini alırsam. Burada 5'in karesi kalır. 9'un karesi parantezine alırsam burasını yani 9'a bölüyorum 108'i. Ne geliyor buradan? 1 12 geliyor. Tamam 12'nin karesi. Bunun neyi var? Karekökü. Dikkat et şimdi. 5'in karesi ile 12'nin karesinin toplamı 169 yapar. Yani 5 12 13 üçgeni bilenler görür zaten. 13'ün karesidir. E o zaman bu kökten 9 diye çıkar. 13'ün karesi de 13 diye çıkar. Burası bitti. Çarpım Şimdi buraya bakalım. Nedir burası? 18 eksi 1 bölü 9. Artı 8 bölü 9 burası da. Tamam mı? Şimdi 17. 8 ile topladım. Yukarısı ne yaptı? 25 bölü 9 yaptı. Tamam. Sonra aşağıya bakıyorum. 169 bölü 10. Yani 25 bölü 9. Burayı 169 bölü 100 diye yazıp ters çevirip çarpıyorum. 100 buraya geliyor. 169 buraya geliyor hepsi kökten çıkıyor zaten sadeleştirdikten sonra çıkar istersen istersen şimdi çıkar çarpı 25 5 diye çıktı 110 diye çıktı 9 3 diye çıktı 169 da 13 diye çıktı çat çat bunlar gitti çat çat 3 geldi şuradan 53 de çarptım sorumun cevabı 150 oldu denizli Tamam mı? Yani oradaki kare mantığı da Pisagor bağıntısından gelen bir şey zaten bilindik bir şey. Şimdi sonraki soruda köklü sayının tanımı var. A bir gerçek sayı olduğuna göre tek derecelilerde hiçbir sıkıntı yoktu. Ama çift dereceli olanlarda kökün içerisi sıfırdan büyük veya eşit olacaktı. Yani oradaki yukarıdaki 4 eksi x sıfırdan büyük eşit. Aşağıda da x eksi 4 var. O da sıfırdan büyük eşit. E bunlar birbirlerinin zıt işaretlisi olduğuna göre sağlayan tek bir x değeri vardır. O da kaçtır? 4'tür. Şimdi x yerlerine 4 yazıyorum. Burası sıfırlandı. Burası 12 oldu. 4 yazdım sıfırlandı. Burası da küp kök içerisinde 8 yaptı. Küp kök içerisinde 8 2'dir. 12 bölü 2'den bu sorumuzun cevabı a kaç oldu? 6. Ne sorduğuna bak şimdi. A'mızın 6 olduğunu bulduk. Şimdi o zaman burası kök içerisinde 72 yaptı. Hangisidir diyor sonucu kaçtır diyor. 72 nedir? 36 ile 2'nin çarpımıdır. 6 kök 2'ye eşittir. Cevap Adana. Tamam mı? Hadi bakalım devam. Şimdi eşitsizliğini sağlayan x ve y eşitsizliğini sağlayan x ve y gerçek sayılar için kök x çarpı y nedir? Şimdi mutlak değerde de yapılmıştı bu iki köklü sayının kare köklü sayının toplamı sıfır olmuş. Kare kök sonucu her zaman pozitiftir. İki pozitif sayının toplamı da sıfır olamaz. Olabilmesi için bunun içi de sıfır olmalı. Bunun içi de sıfır olmalı. 3x 2'nin sıfır olabilmesi için x'in 2 bölü 3 olması lazım. Bunun sıfır olabilmesi için y'nin 6 olması lazım. O zaman kare kök içerisinde 2 bölü 3 çarpı 6'yı soruyor. Bakın 12 bölü 3'ten 4 yaptık. Kare kök içerisinde 4. Sorumun cevabı 2. Ceyhan. Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şimdi sonraki sorumuzda ne var? Klasik bir soru kalıbı. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bu bir şeyin tam karesinin açılımıdır. Bunu görmen gerekiyor. Bak bu 1 bölü 5'in karesidir. Bu 1 bölü 9'un karesidir. Burası 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 3'ün karesidir karesinin açılımıdır. Niye aradakini eksik koydum? Şu eksi olduğu için bak orada ortadaki de birinci ile ikincinin çarpımının iki katıdır. Etrafında ne var? Karekök var. Artı ikinciye bak şimdi bu 1 5'in karesi 2 3'ün karesi bu da birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani orası da 1 5 artı 2 3'ün karesinin açılımıdır. Şimdi bunlar karekökten dışarı çıkarken mutlak değer içerisinde çıkacak. Yani burası 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3 sonucu pozitif olacak şekilde çıkacak. Tamam, şunlar götürür. Burası mutlak değer 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3 yapar. Şimdi burada zaten pozitif olduğu için burada sıkıntı yok. Burası da 1 bölü 5 artı 2 bölü 3'tür. Şimdi burada 1 bölü 5 mi büyük, 1 bölü 3 mi büyük? 1 bölü 3 daha büyük değil mi? Negatiftir. O zaman bu dışarı nasıl çıkar? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Yani eksiyle çarparak çıkardım. Artı 1 bölü 5'im var. Artı 2 bölü 3'üm var. İsteyen payda diyerek de yapabilirdi tabi. 1 bölü 3, 2 bölü 3 doğru 3 bölü 3, 3 bölü 3 de 1 yaptı. Cevabım Edirne. Tamam mı? Bir kalıp bu. O kalıbı bilenler soruyu çatara 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 çözerler. Sonra geldik şimdi 9. sorumuza yine mutlak değer mantığı var işleminin sonucu kaçtır? Ne dedik arkadaşlar? Çift dereceliler mutlak değer içerisinde çıkar. Bu mutlak değer eksi 3'tür. Küp kökse aynen dışarı çıkar. Eksi 2. Şunlar birbirlerini götürür. Kök 3 eksi 2. Şimdi eksi var. Bu mutlak değer içerisinde kök 3. Eksi 2 olarak dışarı çıkar. Küp kök olduğu için eksi 1 diye dışarı çıkar. Bir eksi de önünde var. Artı 1. Şimdi bu 3 diye çıktı. Eksi 2 var. Kök 3 mü büyük? 2 mi büyük? 2 sayısı kök 4'tür değil mi? Yani buranın içerisi negatiftir. O zaman bir eksiyle de ben çarpacağım. Burada eksi var. Bu eksi var. Bunlar artıya dönüştürdü. Yani aynen dışarı çıkmış oldu yine. Tamam mı? Bir de artı birim var. Şimdi götürenler birbirlerini ne yapsınlar? Götürsünler. Şurası ne yaptı? Eksi 4 artı 3 artı 4 köküç kaldı. Cevabım Bursa. Tamam mı? Dışarı çıkarken mutlak değer içerisinde çıkarıyoruz. Yine aynı soru bunları nerede de yaptık? Biz mutlak değerde de yaptık. Aralığı vermiş işleminin sonucu küp kök. Bu nedir arkadaşlar? Eksi 2B'nin küpüdür. Küp kökten olduğu gibi dışarı çıkıyor. Eksi 2B. Şimdi çift dereceli kök olduğu için dışarı bunlar götürüyor ama mutlak değerce çıkıyor. Yani aslında bu bir mutlak değer sorusu. Küp kök olduğu için sıkıntı yok. Artı B eksi C olduğu gibi çıktı. Kare kök olduğu için yine mutlak değer içerisinde dışarı çıkıyor. Şimdi işaretlerimizi koyacağız, belirleyeceğiz. Şimdi bir kere a eksi b, a'mızın işareti eksi, b'miz bunlar ne artı. Şimdi a eksi b sıfırdan küçüktür, yani burası negatiftir. a eksi c, bak bunu bu tarafa attığını düşünürsen a eksi c de sıfırdan küçük, negatif. O zaman mutlaktan çıkaralım. Bu eksi 2b mutlak yok etrafında. Bu eksi olduğu için eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksi a artı b. Burada mutlak yok yine artı b eksi c. Eksi bu. Eksi de başında bu eksiyle bu eksi artıya çevirdi. O zaman olduğu gibi dışarı çıkmış oldu. Gerisi kolay. Artı b 2b eksi 2b birbirlerini götürdü. Artı a eksi a birbirlerini götürdü. Eksi 2 tane c kaldı. Sorumun cevabı nedir, Ne oldu. Tamam mı? Mutlak değer sorusu aslında bunlar. Dediğim gibi mutlak değerde bunları ne yaptık arkadaşlar? Biz yaptık. Evet şimdi 11. sorumuz. Dikkatlice okuyalım. A, B, C sayıları birbirinden eksi 2 ve 4'ten farklı sayılardır diyor. Tamam. Aşağıdaki tabloda beyaz renkli satır ve sütunda satıdan bir sayı seçiliyor. Bu iki sayıdan küçük olanı sayıların alındığı satır ve sütunun kesiştiği kırmızı yeri. Aslında burada bir sıralama vermiş. Ne sıralamam? Küçük olanı yazılmış. Yani C sayısı A sayısından küçük. Bu tamam. Buraya bakalım küçük olan yazılmış A. Demek ki A B'den küçük. Burada küçük olan yazılmış C B'den neymiş o zaman? Küçükmüş C B'den küçük. Buraya bak ne yazılmış? B yazılmış. O zaman B dediğimiz sayı neyden daha küçük? Eksi 2'den daha küçük. Hep küçükleri yazılmıştı. Zaten eksi 2 4'ten küçük olduğu için o. Şimdi sıralamamız çıktı karşımıza. O zaman şimdi soruya bakalım biz. Şimdi mutlak şey kare kök içerisinde a artı b'nin karesi bunlar götürür ama mutlak a artı b olarak dışarı çıkar. a eksi c'ye bir bakmamız lazım. Şimdi bakın bunu bu tarafa atarsanız sıfırdan büyüktür a eksi c olmuş olur. Yani aynen zaten işarete bakmana gerek yok bu direkt götürür. Artı a eksi c'dir. Şimdi b eksi c'nin işaretine bakmamız lazım. At bunu bu tarafa. b eksi c sıfırdan büyük bir sayıdır. Yani mutlak değerce çıkacak ama zaten pozitif olduğunu biliyorum. Aynen dışarı çıkar. Şunu dağıtırım. Eksi B artı C yapar. Şunlar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Yani burası ne oldu şimdi? A artı B'nin mutlak değeri artı A eksi B olmuş oldu. Şimdi bizden ne istediğimize bakalım. En küçük tam sayı değerini istiyor. Şimdi A ile B arasında bir bağıntım var. A sayısı B'den küçük. B de eksi 2'den küçük. Şimdi tam sayılar deseydi kolaydı ama gerçek sayılar diyorsa bir eşitsizlik sorusu oldu. O zaman ben bunları eksi 2 ve eksi 2 gibi düşünüp ona göre bir ayar vereyim. Şimdi ikisi eksi 2 olsaydı burası ne yapacaktı? Eksi 4'ün mutlak değeri olacaktı. Tamam mı? O zaman burası ne yapacaktı? A dediğim eksi 2, eksi, eksi 2. Bak şunlar birbirlerini götürecekti. Yani mutlak değer eksi 4 Oradan da 4 olmuş olacaktı eşit olsalardı. Şimdi o zaman eksi 2'den küçükse bunlar. Yani eksi 3 tarafına doğru gidecekler değil mi? Yani şuradaki eksi 4'ten daha ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Mutlak değeri de yani gerçek sayılar olduğu için bir sonraki tam sayıyı atacak. Sorumuzun cevabı nedir diyoruz? Denizlidir diyoruz. Tamam mı? Oradaki o mantığı güzel bir şekilde yakalaman lazım. Orada küçüklük büyüklük falan ayarı var. Evet geldik şimdi arkadaşlar ne? Bize verilen köklü sayılar üstü sayılara dönüştüreceğiz. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi burasını nasıl yazıyorum? 3'ün Üçün, 3. kuvveti 27 kökün derecesi altına bölü olarak geliyordu. Eşitmiş 3 üzeri 3 bölü x'e. x'i bulduk o zaman buradan eşit olabilmeleri için x eşittir 2. Alttakini 2 üzeri kendi üstü 1 kökün derecesi 3 eşittir 2 üzeri 1 bölü y eşit olabilmeleri için y'nin ne olması lazım? 3 olması lazım. x artı y toplamımız kaçtır? 5'tir diyoruz. Evet sonraki sorumuza geçelim hemen yine aynı tarzda bir soru. Karekök küp kök içerisinde bunu üstü duruma geçiriyorum hemen. 2 üzeri x eksi 1 bölü 3 oluyor burası. Karşı taraf nedir? 2'nin karesi gibi düşünürsen 2 üzeri 2x yapar bölü altında ne var? 4. Eşit olabilmeleri için üstlere eşit olmalı. O zaman ne diyorum şimdi? 2 şey x x eksi 1 bölü 3 eşittir 2 x bölü 4. Hadi içler dışlarımızı yapalım şimdi. 4 x eksi 4 eşittir 6 x. Bu tarafa aldığım zaman eksi 4 eşittir 2 x. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir. Eksi 2 oldu. Cevabım Adana. Tamam mı? Yani aslında ki yaptıklarımız şu anda köklü denklemlere bir giriş gibi. Köklü sayıyı neye çeviriyoruz? Üstü sayıya. Evet olduğuna göre x kaçtır? Yine hemen buradaki köklü sayıyı 3 bölü 5'in 4x eksi ikinci kuvveti bölü kökün derecesi 3. Şimdi burayı da 3 bölü 5'e çevirebilmek için 3 bölü 5'in dikkat edin ters çevrilmiş karesi değil eksi x. Tabanlarım aynı üstlerim eşit olacak o zaman şimdi. 4x eksi 2 bölü 3 eşittir eksi 2. İçler dışlar yaptım. 4x eksi 2 eşittir eksi 6 oldu. Attım karşıya 4x eşittir eksi 4 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüm. x dediğimiz eksi 1 cevabımız ne oldu? Bursa. Tamam mı? Evet geldik şimdi bu testin son sorusuna. Hadi bakalım ne var? A ve B pozitif tam sayılarmış. B en az kaçtır diyor. Şimdi bak tam sayılarsa demek ki bu kökten çıkabilmiş. Kaçıncı dereceden kökten çıkarabilmiş? 6. dereceden. Bak 2 üzeri 4 var. 6. dereceden kökten çıkabilmesi için yanına 2'nin karesi gelmesi lazım. Bak kare var zaten. Şu a'nın içerisine bir 2 koyuyorum. Tamam mı? Bak şöyle. A'nın içerisine bir 2 koydum. Şimdi 3 üzeri 8. 8 6'ya tam bölünmüyor değil mi? 8 6'ya tam bölünmüyorsa 12 yapmam lazım. 12 yapabilmem için bana ne lazım? 3 üzeri 4 lazım. Şimdi bak bunun içine 3 koyarsam 3'ün karesi gelir. O zaman içerisine 3'ün karesi koymalıyım ki çıksın. O zaman ne yaptım bakın? 2 üzeri 4. Buradan eklediğim sayıdan 2'nin karesi geldi. Sonra 3 üzeri 8 vardı. Eklediğimden ne geldi? 3 üzeri 4 geldi. Kaçıncı dereceden kök içindeler şimdi? 6. Bunun sonucu B'ye eşit olacak. Bak 2 üzeri 6 yaptı burası. Orası da 3 üzeri 12 yaptı. Kökten ikisi de çıkıyor artık. Şimdi 2 üzeri 6 2 diye çıktı. 3 üzeri 12 12'yi 6'ya böldüm. 2 diye çıktı. 9 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 18 oldu. Cevap Bursa. Evet arkadaşlar birinci testimizi paramparça yaptık. Şimdi ikinci testimizde Yavaş 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 özellikleri görerek yeni nesillerle harmanlayarak işi bitireceğiz. Kendine iyi bak görüşmek üzere bay bay.